Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 3 kaşık tatlısı yapacağım. Yazın çok hafif tüketilebilecek, hem sütlü hem şerbetli, kek gibi, triliçe gibi. 3 tane yumurtamı kabıma kırıyorum. Yapımı da pratik. İsmini malzeme miktarından alıyor. Her şeyden 3 tane. 3 kaşık. 3 yumurtamızı koyduk. Tepeleme 3 kaşık da toz şekerimizi ekliyoruz. Şeker ve yumurtamızı çırpıyoruz. Mikserde de çırpabilirsiniz. Bu şekilde bir el çırpıcısıyla da çırpılabilir. Gerçekten bu tatlıyı denemenizi isterim. Hem çok hafif oluyor. Biz çok seviyoruz, çok beğeniyoruz. Yumurtalarımızı çırpmıştık. Şimdi 3 kaşık sıvı yağ ekliyoruz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. 1, 2 ve 3. 3 kaşık süt ekliyorum. Evet, 3 kaşık. 2 ve 3. 3 kaşık irmik tepeleme. Tüm malzemelerimiz yemek kaşığı tepeleme oluyor. 3 kaşığı irmiğimizi de koyduk. 3 kaşık tepeleme de unumuzu ekliyoruz. 1 paket vanilya ekliyorum. Çok güzel yakışıyor buna aroması. 1 paket de kabartma tozu ekledik. Üzerine birkaç damla da limon sıkmak istiyorum. Karbonatımı daha rahat kabartma tozumu aktifleştirmesi için. Delinmedi çatalla. Olacaktır. Limonun kabuğunu rendeledim. Bir tane limonu koymak zorunda değilsiniz. Portakal kabuğu ya da limon kabuğu çok güzel aroma veriyor. Ama varsa koyarsınız, yoksa şart da değil. Hepsini birlikte güzelce çırpıyorum. Tüm malzemelerimi. Bu şekilde küçük kare bir borcamımı yine zeytinyağımla yağlıyorum. Harcımızı yağlanmış tepsimize döküyoruz. Kek kıvamında. Güzel bir harcımız oldu. Derecede önceden ısıttığımız fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişmesi yetecektir. Fırınıma gönderiyorum. Kekimiz pişerken hemen biz de şurubumuzu hazırlayacağız. 1,5 su bardağı toz şeker kullanacağım. 200 mililitrelik bardakla. Biz bu şeker oranını seviyoruz. Arttırılıp azaltılabilir ve üzerine oda ısısından yine aynı bardakla 3 su bardağı süt ekliyorum. Ben tahta bir kaşıkla karıştırmayı tercih ediyorum. Çırpıcıyla da karıştırılıp sadece şekerimiz eriyene kadar karıştıracağız. Çabuk eriyor zaten şeker. Tatlımız pişti. İlk sıcaklığı geçtikten sonra kürdan yardımıyla
delikler açıyoruz sütümüzü daha güzel içmesi için. Çok güzel pişmiş. Altı da üstü de tatlımızın. Şekerimiz erimişti. Şimdi şurubumuzu, sütlü şurubumuzu yavaş yavaş döküyoruz. Da koyduğumuz deliklerden. Oda ısısına gelene kadar tatlımızı dışarıda bekleteceğiz. Oda ısısına gelince buzdolabına koyup 2-3 saat sonra servis edebileceğiz. Tatlımız buzdolabında soğudu. Şimdi dilimleyeceğiz. Dilimlerimizi istediğimiz şekilde yapabiliriz. Ben kare şeklinde yapacağım. Çok büyük olsun istemiyorum dilimlerim. Tüm sütleri çektiler içine. Üzerlerine Hindistan cevizi koyacağım her dilimimin üzerine. Fıstık da olur. İstediğiniz şeylerle süsleyebilirsiniz. Dövülmüş ceviz de olur. Hiçbir şey koyulmadan da tüketilebilir. Arzumuza kalmış. Tatlımız sunuma hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın.